Zamzam Market'ten navbatdagi aksiyani kutib oling. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni uy manzilingizgacha bepul dastavka yo'li bilan yetkazib berishni taklif etamiz. Bizdan sovg'a xarid qiling. Qo'shimchasiga bonuslarni qo'lga kiriting. Alloh subhanahu va taoloni har bitta ishni borliqda tadbir qilib turuvchi zot ekanligi haqida bu baytlar. Alloh subhanahu va taoloni al-hay dedi. Oyatul Kursiy. Allahu la ilaha illa huval al-hayyul qayyum. Alloh taolo tirik bo'lgan zot. Va mana shu tirik bo'lgan barhayot zot bu borliqdagi har bitta ish Alloh taolo o'zi idora qilib turadi, o'zi boshqarib turadi. Alloh taolo bu borliqni boshqarib idora qilib turishligi uni charchatmaydi. Qur'on oyatlarining eng ulug'i qaysi deyilganda oyatal kursiy deyiladi. Astagfirullah. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Mana shu oyatni ko'rib chiqamiz bugun. Alloh undan o'zga iloh yo'qdir. U hamisha barhayot va abadiy turguvchidir. Uni na mudroq tutar va na uyqu. Osmonlar va yerdagi barcha narsalar unikidir. Qiyomat kuni uning huzurida kim ham gunohkorlarni uning ruxsatsiz shafaat qila oladi? U ulardan, odamlardan oldingi va keyingi narsalarni bilur. Odamlar uning ilmidan faqat u istagan miqdoricha o'zlashtirurlar. Uning kursisi osmonlar va yerni ham o'z ishiga sig'dira olur. U ikkisini muhofaza etish uni toliqtirmas. U oliy va buyukdir. Baqara surasi 255. oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Alloh undan o'zga iloh yo'q. U hamisha barhayot va abadiy turguvchidir. Alloh taolo bironta bir ehtiyoji, hojati, muhtojligi yo'q. Alloh taolo As-Somad. Qul huvallohu ahad. Allohu As-Somad. Alloh behojat bo'lgan zot. Alloh taolo biror narsaga muhtoj emas. Alloh hech qachon o'lmaydi. O'lim degan sifat Alloh taologa nisbat qilinmaydi. Uni o'zigina butun haloyiqqa g'amxo'rlik ko'rsatib turadi, hammani ishini tadbir qilib turadi. Bir o'ylab ko'ringlar-a. Masalan, hozirgi o'ylab topilgan kompyuterlarni eng tez ishlaydigan, eng oxirgi turi bilmayman, 4 yil burun Xitoyda ishga tushdi deganida 1 sekundda 12 milliard operatsiyani bajara olar ekan. 1-2 deganingizda 12 milliard funksiyani bajara olar ekan. Shunaqa tez. Nechta baliq bor? 12 milliarddan ko'p ha? Ana shularda har bittasini dumini u yoqqa qimillatganini ham Alloh bilib turadi, bu yoqqa qimillatganini ham bilib turadi. Bir kunda necha marta qimillatadi? Daraxtlarning barglari biroz sanab yeta oladimi? Har bitta bak shamol shabadada o'nga chopga xilpilaganini Alloh taolo idora qilib turadi. 12 milliard ish narsa emas, birodarlar. Sahroda qancha qum donasi bor? Har bittasini Alloh taolo shabadada qaysinisi qaqog'adi, qaqa qimilaydi, bilib turadi. Tushunyapsizlarmi, qanaqa bir qudrat, qanaqa quvvat, qanaqa bir imkoniyat? 1 sekundda 12 milliard ta operatsiya bajaradi desa, "Vo" deyapsiz. Siz Robbingizning kimligini tanimaysiz-da. Nechchi milliard odam bor yer yuzida? Ko'zini ochganini ham Alloh biladi, yopganini ham biladi. Har lahzada xayolingizdan nima o'tganligini Alloh bilib turadi. Ko'chaga kameralar qo'yibdi, Sputnikdan kuzatibdi va hokazo. Podvalga tushmasangiz ko'rinmaydi. Suv tagiga kirib kelsangiz kamera olmaydi. Ammo Alloh taoloni nazoratidan, idorasidan biroq qochadimi? Birodarlar, bizi Robbimiz shunaqa Alloh. Alloh taolo tirik zot, al-hay, lekin uning tirikligi bizi tirikligimizga o'xshamaydi. Bu birodarlar aqida darslari. Robbimizga nisbatan qanday e'tiqodda bo'lishimiz kerak?
Rabbimizin sıfatlarını bilişimiz gerek. Şunda yalgın yapılmamız ticaretta. Şunda ölçü altı düşüncemiz tüzeledi buradalar. Şunda yine ki kamul Müslüman bolalıyımız. Kamera barcada doğru mini yuradı şoför maşinasına. Kamera barcada cinili kılı uğradı. Şimdi Müslüman adam, Rabbim her bitti hareketimi körüp duradı, bilip duradı dedi de kamera yok olsa hem kızlığa toktaydı. Böyle ki gay adamı bulmasa hem koyuş gereği bulmakken çok maşinasını koymuyordu. Allah'ın triliği bizni ve başka mahlukatlarının triliği okşamaydı buradalar. Çünkü لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيُّ الْبَصِيرُ Allah'a okşaş biron narsa yok. Ve o öte eşituvchi, öte körüvchidir. لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٌ Mana şu koydan eslab qolinglar. Allah'a okşaş biron narsa yok. Siz Allah haqida qanaqa tasavvurga kelmang. Kallangizga qanaqa bir fikir kelmasin, Allah unaqa emas. Shuning uchun Allohni osmonda deyken paytimizda osmonda bo'lishi uchun shunaqa deydi odamlar. Osmonda ichida bo'ladi. Osmon mahluq. Mahluq avval yo'q, keyin paydo bo'lgan narsa. Osmonni yaratmay turib ham Alloh bormidi? Bor edi. Qayerda edi unda? Agar osmonda deyotganimiz gapimiz to'g'ri bo'lsa. Shuning uchun biz aytamiz, Maturidiy aqidasi, Ash'ariy aqidasida Alloh taolo zamon va makondan behojat. Siz nimadir tasavvur qilmay Allohni? Alloh siz tasavvur qilgandan boshqacha. Bizi tiriligimiz, mahlukatlarının tiriligi nima gadir suyanadi. Mesela bizi tiriligimiz nima gadir suyanadi birinci? Ota onaga. Bizi tiriligimiz ota onaga muhtoj. Jasadga muhtojmiz, ruhga muhtojmiz, havoga muhtojmiz va shu narsalarga muhtojmiz. Ama Alloh taolaning tiriligi bu narsalarga bittasiga muhtoj emas. Allah Azze ve Celle'nin el-hay tirihliği bir an nasıl ki suyanmıydı, bir an nasıl ki tayanmıydı. La ta'khuduhu sinatun ve la navm. Onu ne mudrak tutadı ve ne uyku. Yani Allah Teala uklamaydı yam, müdremaydı yam. Ha biz üç gün uklamasaydı mı olamız? Üç gün uklamasaydı mı olamız? Tügeyemiz. Hadis-i Adil'in adı Allah uklamaydı. Hatta onu bir lahza ham mudroq olmaydi. Lahu ma fis samawati va ma fil ard. Osmonlar va yerdagi barcha narsalar unikidir. Ya'ni hamma narsa Allohning mulki. Boyaga arsh ham, birodarlar, osmon ham Allohning mulki. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi izni. Mana shafoat degan narsa bor. Qiyomat kunida ayrim bandalar, ayrim bandalarını şefaat kıladı. Hakkı yok. Layıkmaz cennetke kirişke. Lekin Allah da Allah ayrim adamlarına şefaat hukukunu verirdi. Mesela şahit özünü, karındaşlarını şefaat kıladı. Peygamberler şefaat kıladı. Kur'an şefaat kıladı. Allah da Allah yaptı. Kıyamet günü onun huzurunda kim ham günahkarlarını onun ruhsatsız şefaat kıladı. Allah izin verse ki Muhammed Aleyhisselam bizi şefaat kıladı. Yani Allah izin vermezse hiç kim şefaat kılıçlıkça hakkı bu mıydı? Ya'lamu ma bayna aydihim ve ma halfahum. O Allah onlardan, adamlardan avvalgi narsalarını ham, keyingi narsalarını ham biladi. Biz yaralmasdan turib nima boradi? Allah onu biladi. İnsan zotı yo'q bo'lib ketgandan keyin nima bo'ladi? Allah onu ham biladi. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ Adamlar onun ilmiden fakat o istegen miqdoricha özleştirirler. Mana şu 20. asrının ikinci yarımını olsak, insaniyat, ilim, fan, taraqqiyotda juda ham katta bir natijalar erişti. Bundan 100 yıl bunu yaşayan adam ya, sen mana şu oşta durasan, Makka'daki adamla görüşüp gaplaşasan dese, akıl olar mıydı? Biz uchun oddiy ish bo'lib qoldi. Hayotimizning bir qismi aylanib qo'yganligi uchun oddiy ish bo'lib qoldi, lekin katta narsa bu. Bu dunyo, mana shu yer kurrasi, yer shari kichkina qishloqqa aylanib qoldi. Bittasi qattiqroq tushkirib qo'ysa, yo'talib qo'ysa, dunyodan nariga bir chetdagi bir pas yetib boryapti. Yana nima ilm kashfiyotlari turibdi biz siz bilan biz aqlimiz olmaydigan. Ertaga teleportatsiya o'tib qolar. Teleportatsiya nima edi?
bir cisimni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish. Mana hozir ovozni aytsak Amerikaga boryapti-yu. Suratni jo'natsak boryapti-yu. Jismni ko'chirish ertaga bo'lar, Qur'onda bor. Sulaymon alayhissalom qissasiga murojaat qilsanglar, Bilqisning taxtini, Yamanda turgan taxtini Quddus Sharifga olib kelib qo'ydi. Teleportatsiya mashin. Ertaga u ham bo'lib qolar. Bu hozir siz bilan bizga ertakka o'xshashi mumkin, lekin qayoqdan bilasiz? Alloh taoloning bu ilmida bor. Boyaga Sulaymon alayhissalom aytadi-da, ana shu Bilqis meni oldimga kelgunga qadar malika taxtini kim menga olib kelib qo'yadi deganda, jinlardan bo'lgan ifrit men dedi. Shu majlisingiz tugaguncha olib kelib qo'yaman dedi. Ya'ni kun chiqqandan o'tirardi majlisga, vazirlar bilan peshingacha o'tirardi. Bu uzoq o'xshadi. Kim yana olib keladi deganda, huzurida deydi, dargohida ilm bor bo'lgan zot, men u taxtni sizning oldingizga ko'zingizni ochib yumgunicha olib kelib qo'yaman dedi. Haqiqatan ko'zini bir yumib ochdi, Bilqisning taxti turibdi. Nima dedi? Bu Robbimni menga bergan sinovi dedi. Ne'mati dedi. Shukr qilamanmi, nonko'r bo'lamanmi? Kim edi bu degan savol bor. Insonmidi, jinmidi? Kim bo'lishdan qat'i nazar shunday zot ediki, uni huzurida Alloh taolaning Ismul Azam ilmi bor edi. Alloh taolaning mana shu Ismul Azam eng buyuk ismini aytib turib duo qilsa, darhol ijobat bo'lar edi. Demak, Alloh taolo ilmini chegarasi yo'q. İlmini çekeresi yok. Hızır aleyhisselam, Musa aleyhisselam. İkalası uçuraştı. Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselamdan ilim örgeneşlik için. Hızır aleyhisselamda keleceğde boladığın işlerinin haberi ilmi baradı. Musa aleyhisselamda ötmüş işlerinin ilmini haberi baradı. İkalası yığıldı. Ötmüşte boladığın zat var, keleceğde boladığın zat var. Hızır aleyhisselam aydı ki, kemede keçerken de bir kuş geldi de şu dengizi sudan bir tomchini içti, gelip oturdu. Kemaga. Hızır aleyhisselam aytdi. Sendeki ilim bilen, mendeki ilimle yığıştırsak, mana şu ilim ikalamız ilmimiz. Allah'ın ilmini aldı da, dengizden mana şu kuş su içken çelegen bu miydi dedi. Keleceğe de bilasız, ötmüştü bilasız. Bu özü katta nasa. Lekin şu ilim, şuraya katta ülken ilim, dengizden bir tomchiga o'xshamaydi dedi. Çünkü Allah Teala bendeler öşü ilimlerini alışlıkça layık buladıkken işlerini kıladı. Dünyevi fanlarını, fizikasını, kimyasını, matematikasını okuydu. Sebabını kıladı, Allah az gün az günlerden beri uğradı. Bana şu dünya ilimlerini alıp özüşlüğüde Müslüman bulmayanlar sebaptı zor kılı yaptı. Allah ular Müslüman bulmasayan beri yaptı şu ilimde. Ama Müslümanlar namazda okuyaptı, rozanı tutuyaptı, duadı kılıyaptı. Ana şu dünyavi ilimlerde özçilikke hareket kime yaptı? Duadı ile kılıyaptı, Allah birime yaptı bularga. Allah'a da adalatını kör yapsın mı? Kim sebepte yakışıksa özünge vererken Allah. Biz özüle çıkarken mahsulat tap gelip satıbla özümüzü bir bala aks kılıyoruz biz. O halen ki biz Müslümanlar fakat istimalçı okuyan biz. Özümüz hiç nese çıkarma yapmış. Mıhtiyem taşkardan gelip yapmış. Upa köpke kılıp satıp ben zavut açtım diye yapmış. He siz zavut açmadınız siz. Siz meydana yapıp gelip karabke salıp, salıp satıştırgandınız. Siz özümüzden çıkan taşla eritip mık kılıp şurup kılıp çıkın. Biz özümüz işlep çıkarış kılışımız gerek. Allah Teala'nın ilmeden insanlar kançasını örgenerken Allah bergençesine. Allah kimge vererken bu ilimden? Sebabını zor kıyanlar gel. Vasiye kürsiyuhu semavati vel ard. Onun kürsisi Osmanlar ve yerini hem öz içine sığdıra alır. Kürsü şundaki bir katta nasıl? Arş şundaki katta ki Allah'ın arşı kürsüsü şundaki katta ki bütün varlığını aptırıp arşke taşlansa huttu katta sahra-i kabirge bitti üzüde taşa genç eleceği diye gelmeydi. Kanaka kuvvet, kanaka kudret bu. İbn Abbas raziyallahu anh aytadı, kürsiden murad o zatının ilmidir. Bunga Allah Teala'nın ushbu sözü dalalat kıladı deydi. İbn Abbas tafsiri, Rabbana vasi'ata kulle şeyin rahmeten ve ilme. Parvardigar, özün rahmet ve ilim cihatıdan barçana sana egellegendirsen. Yani bu ayette Allah Teala'nın ilmi hemen sana kamra bogan, çünkü
kürsü, arş degende İbn Abbas Allah'ın ilmi deb tafsir bergan ekan. Hasan Basri ise kürsü arşdır degan. İbn Kesir ise kürsü arştan boşqa narsa degan. Asarlar ve haberler dalolat qilganidek arş undan kattaroq degan. Mana arş haqida İbn Abbas bir gapni gapiribdi. İbn Kesir boshqasini, Hasan Basri boshqasini. Mana shu g'ayb masalalarida avvalgi salafi solihinlar nima degan bo'lsa shunday qabul qilib qo'yamiz, tafsilotiga kirishib o'tirmaymiz. Chunki bu narsaning tafsilotini ustida amal yo'qda. Masalan, paypoqqa mas tortishlik masalasini kavlab o'rganamiz. Namoz turadi tahorat ustida. Biz bahs qilayotgan, ikir chikirgacha o'rganayotgan ilmni ustida bir amal turish kerak. Lekin bunaqa g'ayb masalalarida kelgan naqli xabarni qabul qilamiz. Shunaqa ekan, Alloh o'zi bilar ekan. Borganda ko'ramiz deymiz, bo'ldi deymiz. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huval aliyul azim. U ikkisini muhofaza etish uni toliqtirmas. U oliy va buyukdir. Osmon va yerni va uni ichidagi hamma narsalarni saqlash, ishini idora qilish Alloh taolaga malol kelmaydi. Alloh taolani ojiz qilib qoldirmaydi. Chunki Alloh taolo hamma mahluqotlardan oliy bo'lgan, buyuk bo'lgan zot, ulug'lik, buyuklik Allohga xos. Alloh taologa bu narsalar hech qaysi nima emas, qiyin emas. Alloh taoloni al-mudabbir dedik. Ya'ni ishlarni tadbir qiluvchi, hamma ish yolg'iz uning qo'lida. Robbimiz subhanahu va taolo marhamat qiladi, astagfirullah. Yudabbirul amra minas samai ilal ard. U Alloh osmondan yergacha bo'lgan barcha ishni tadbirini ko'radi. Barcha ishni tadbirini Alloh taolo o'zi ko'radi. Qayerda shamol esadi, qayerda yer qimillaydi, qayerda yomg'ir yog'adi, qayerda bir barakot bo'ladi, qayerda barakot yo'q bo'ladi, bu ishlarning hammasi Alloh subhanahu va taoloning qo'lida. Va Robbimiz shunday bir qudrat egasiki, mana shu borliqdagi bironta bir jonivorni, bironta bir balig'ini, hasharotni yoki biror bir daraxtni barkini unutib qoldirmaydi. İbn Abbas roziyallohu anhu mana shu oyatning tafsirida aytadi: "Samodan yergacha qazo va qadarni hamda tadbirini qilib belgilagan narsani nozil qiladi." Demek, Alloh azza va jalla al-mudabbir bo'lgan zot ekan. Alloh azza va jalla al-hay, tirik bo'lgan zot. Alloh taolo tirik bo'lishligi kerak. Chunki bu vojibul vujud. Shunday bo'lishligi vojib. Yaratuvchi bo'lgan zot agar al-hay tirik bo'lmasa, u hech narsani yarata olmas edi. Yaratuvchimi? Demak, Alloh azza va jalla tirik bo'ladi. Hamma ishlarni tadbirini qiladi. Va Alloh taolo qilayotgan har bitta ishini va qilmoqchi bo'lgan har bitta ishini tadbirini, oqibatini aniq biladi. Bu nima degani? Masalan, bir oshpaz 1000 marta osh damlagan. Har safar damlayotganda oshining natijasi, ya'ni qanaqa osh bo'lishini ayta olmaydi. Bir odam o'sha Jiguli motorini necha marta 1000 marta yiqqan. Lekin har safar bilmagan qanday chiqishligini. Lekin Alloh subhanahu va taolo nima ish qilsa, nima ish qilmoqchi bo'lsa, oqibatini albatta biladi. Biz ham qaysidir ishlarimizni oqibati qandayligini bilishimiz mumkin. Ya'ni tajribaga xulosaga asoslanib turib bilishimiz mumkin, lekin o'shunda ham aniq bilmaymiz. O'sha qopdagi guruch ikki safar qiluvdi, zo'r chiqdi osh. O'sha suv, o'sha tuz, o'sha o'choq, o'sha oshpas. Guruch o'zgarib qolgani yo'q, o'choq o'zgarib qolgani yo'q, lekin keyingi safar boshqacha chiqdi. Lekin Alloh subhanahu va taolo hamma ishni oqibati nima bo'lishini biladi. Iblis alayhi lana Odam alayhissalomga sajda qilmadi. Jannatda edi. Alloh buni ham bilar edi. Odam alayhissalomga mana bu mevani yema dedi. Lekin uni ham yeyishini bilar edi. Mahluqotlarning ilohi taqdir qiluvchidir. Hamma taqdir uning qo'lida. Sig'inishlikka haqli zot faqat o'zining, yolg'iz uning o'zi. Alloh taolo hamma narsani o'zi yaratadi va o'lchov bilan yaratadi. Alloh taoloning qazoi qadari bilan mahluqotlarning hammasi hodisdir. Ya'ni yangidir. Ya'ni qadim emas. Qazoi qadar bo'yicha nima yaratildi? Alloh taolo nimani yaratdi? Demak, hammasi bu yangilik.
hadis deyiladi arab tilida, yangi paydo bo'lgan narsa. Alloh taoloning bironta ismi ham, sifati ham, o'zi ham hadis emas. Chunki hadis bir narsani yangi desiz, demak avval bo'lmagan deganida bu. Alloh taolodan boshqa hamma narsa nima ekan? Hadis ekan. Alloh azza va jalla Qamar surasida marhamat qiladi astagfirullah. İnna kulla şeyin halaqnahu bi qadar. Albatta biz her bir narsani ölçü bilan yarattık. Lavhul mahfuzga Alloh taolo nimani yozgan bo'lsa, shunga binoni ölçü bilan yarattı. Alloh azza va jalla muqaddir bo'lgan zot. Muqaddir. İşlerini takdir qiluvchi, taqdirini belgilovchi bu shunday bir zotning sifatiki, Alloh hamma narsani ölçegen, hamma narsani biladi va iroda sifati egasi. Agar Alloh azza va jalla da mana shu azali bo'lishlik, iroda egasi bo'lishlik, qudrat egasi bo'lishlik, agar bu sifatlar bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taolo nima bo'lmaydi? Qodir bo'la olmay qolar edi. Alloh azza va jalla qodir bo'lgan zot. Alloh taoloni yangi paydo bo'lgan desek, hodis desek, Alloh taoloda nuqson bor bo'lib qoladi. Demak, avval yo'q edi ekan Alloh, keyin paydo bo'libdi derdik. Bunda Alloh taologa bu sifat to'g'ri kelmay qolar edi. Qadim degani hodis emas degani. Qadim degani avvali boshlanishi yo'q degani. Ya'ni Alloh taolo o'zi istagan narsani hukm qiladi va uni osmondan yerga tushiradi. Osmondan yerga o'zining hukmini tushiradi. Alloh azza va jalla birodarlar Zul Jalol. Alloh taolo javhar emas, araz emas, jism emas, rang emas, hid emas, tam emas. Mahluqotlarga nisbat qilinadigan bironta sifatni Allohga nisbat qilib bo'lmaydi. Bandalar jism, bandalar araz, bandalar javhar, bandalar hid, bandalar shakl, bandalar rang, bandalar harorat. Bu mahluqotlarning sifatlari. Endi bu sifatlardan birontasini Allohga nisbat qilib bo'lmaydi. Modomiki Alloh taolo jism ham, javhar ham, araz ham emasmi? Demak Alloh taologa makon bilan zamon da ham keragi yo'q. Aqulu qavli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu